Herkese merhaba. Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün kek yapacağız ama bambaşka bir kek olacak. Tekniği başka, fırınsız, bulaşık çıkarmayan, herkes için tek tek minik minik pişirebileceğiniz bir kek. Sadece kendiniz için bir tane pişirebileceğiniz bir kek. Çocuklarınızın yanına kavanozun içerisinde, orada ufak bir detay verdim, kavanozun içerisinde çantasına koyup gönderebileceğiniz muazzam bir kek olacak. Ama öncesinde abone olmayı unutmayın, zile de basın. Hatta bu tarifi kesin yapacaksınız. Mutlaka fotoğrafını çekin, Instagram'dan da bizimle paylaşın. Ben de başlıyorum. Keki kavanozda yapacağım. Kavanozun şekli şemali hiç önemli değil. Yeter ki temiz, güzel bir kavanoz olsun. Büyükse ölçüyü artırabilirsiniz, küçükse ölçüyü azaltabilirsiniz. Bu yaklaşık böyle bir 400 mililitre, yarım kiloluk öyle diyelim. Öyle bir kavanoz. Şekline takılmayın yani, bizde bu kavanoz yok demeyin. Mutlaka bu tarifi deneyin. Yapması çok kolay. Her şeyi kavanozun içinde yapacağım. Hepsi bir kişilik olacak. Biz burada 3 kişiyiz. Mesela Efe limonlu Hindistan cevizi istedi. Mine kakaolu ve çikolata parçalı istedi. Kendime de bir tane elmalı tarçınlı yapacağım ve üçünü aynı anda yapacağım. Aynı anda pişireceğim. Hadi başlıyorum şimdi. Çok basit. Temel kek kısmını bozmuyoruz. Hepsine birer tane yumurta kıracağım. Hepsine ikişer yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Önce sıvılar. Şimdi hepsine 2 yemek kaşığı su da koyacağım. Siz su yerine süt, yoğurt vesaire de kullanabilirsiniz. Yoğurt kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı kullanın ama. Şimdi sıra geldi katılara. Şekerle hepsine yaklaşık 1,5 yemek kaşığı. Seviyorsanız 2 de koyabilirsiniz. Hadi şöyle yapalım. Tam silme ikişer koyalım. Evet, şimdi sıra geldi una. Un da 2 yemek kaşığı. Gördüğünüz gibi her şeyden ikişer ikişer. 2 yağ, 2 su, 2 şeker, 2 un. Henüz bir çeşitlilik yok. Sade kekteyiz henüz. Bir diğer malzeme de keklerin olmazsa olmazı kabartma tozu. Tabii ki paketler birazcık büyük gelir bunlara. Birer çay kaşığı koyacağız hepsine. Ben hepsini de vanilini de seviyorum. O yüzden onlara da birer çay kaşığı. Evet. Şimdi artık çeşitliliğe başlayabiliriz. Önce şu kakaolu yapalım. Yaklaşık 1-1,5 çay kaşığı kakao. Varsa parça çikolata, damla çikolata ne isterseniz atın içerisine. Sıra geldi limonluya. Ben limonlu da rende de seviyorum ama bu sefer direkt limonlu yapacağım. Limonları şöyle minik minik doğrayacağım. İçerisinden küçük parçalar gelsin. Çekirdekleri ayırmayı unutmayın. Ve yaklaşık 2 çay kaşığı kadar da Hindistan cevizi ekledim. Şimdi sıra geldi tarçınlıya, elmalıya. Şöyle yarım çay kaşığı yeterli olacaktır. Ona birazcık da ceviz eklemek istiyorum. Evet. Son olarak da tabii ki elma. Gördüğünüz gibi az bir şey elma bile yeterli olacaktır. Çikolatalıya bence birazcık da fındık koyalım. Bakın bu kadar basit. Siz ne isterseniz onu koyabilirsiniz. 3 tane farklı keki bitirdim bile. Hepsi bu kadar basitti. Ama diyorsunuz ki daha karıştırmadın. Varsa evde çocuklar çağırın. Yoksa kendiniz eğleneceksiniz çünkü. Kapakları kapatıyoruz. Dediğim gibi bulaşık da yok. Siz evde daha da az bulaşık yapacaksınız. Çünkü siz direkt paketten kullanabilirsiniz. Ben burada birazcık tabii ki önden hazırlık yapıyorum. Şimdi eski barmenlik günleriniz varsa evde bunları da yad edebilirsiniz. Alıyorsunuz bunu, gayet güzel sallıyorsunuz. Kek karışımlarım hazır. Gördüğünüz gibi ellerim bile kirlenmedi henüz. Tencerem var. Tencerenin tek önemli özelliği var. Kavanozların üstüne gelmesi gerekiyor. Suyu da kavanozların yarısına gelecek kadar koyduk. Su iyice kaynadı. Altını şimdi kısıyorum ve kavanozları yerleştiriyorum. Şöyle sıkıştıralım. Evet. Hepsi bu kadar basit. Kapağını kapattık. 20 dakika sonra görüşürüz.
20 dakikanın sonunda üçü de hazır. Hala ılık ve sıcaklar. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Buzdolabında bekletip soğuk servis edebilirsiniz. Tekrar ısıtabilirsiniz sıcak suyun içerisinde ya da mikrodalgada. Hepsi mümkün. Misafiri vesaireyi boş verin. Siz kalkın yerinizden. Kendiniz için bir kavanoz kek yapın. Olsun bitsin. Bu haliyle çok güzel ama biz birazcık şımarmak istiyoruz. Mutfağımızda bayağı bir malzemem var. Üzerlerine siz dilediğinizi koyabilirsiniz. Ben de şimdi bir şeyler yapmaya çalışacağım. Keklerinizi sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta şerbet dökebilirsiniz. Yoğurt da yiyebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa. Sade halde zaten muazzam. Bizler birazcık şımarıklık yaptık. Mineciğim bu senin. Afiyet olsun. Efe bu da senin. Afiyet olsun. Ve bu da benim. İnanılmaz mis gibi kokuyor. Ben ilk kaşığı almadan önce sizler unutmayın. Bunları yapacaksınız. Fotoğraflarını çekip Instagram'dan yemek.com'la paylaşın. Ve gider ayak zile basın. Takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenin. Görüşmek üzere.